Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz HTC'nin yeni telefon modellerinden HTC One Mini 2 olacak. HTC'nin bir süre önce satışa sunduğu yeni amiral gemisi modeli olan One M8 birçok kullanıcının olduğu gibi bizim de beğenimizi kazanmıştı. Tek parça fırçalanmış metal tasarım gövdesi, büyük ekran ve güçlü hoparlörleri M8'i rahatlıkla rakiplerinden ayırabiliyordu. Peki bu başarılı tasarım biraz daha ufak boyutlarda sunulabilir miydi? Tabii ki cevabımız evet. One M8'in ufaltılmış versiyonu olan One Mini 2 test merkezimizin yeni kuluğu oluyor. HTC One Mini 2 137 gram ağırlığında ve 10.6 mm kalınlık oranına sahip. Oval olarak tasarlanan cihaz köşelere doğru incelerek tek elle rahat bir kullanım sunmak için tasarlanmış. Özellikle tasarımın güzelliğine ve ufak boyutlara dikkat eden kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir model olan One Mini 2 Tıpkı amiral gemisi modeli Van M8 gibi tek parça fırçalanmış metal bir gövde tasarımına, yanlardaki boşlukları plastik malzeme ile dolduran çizgilere ve alt ve üst tarafta konumlandırılmış büyük güçlü boom sound hoparlörlere sahip. Ürünü elinize aldığınızda cihazın kalitesini hemen hissediyorsunuz. Arkalardan yanlara doğru inceltilen tasarım ve cihazın köşelerinin kavisli olarak hazırlanması tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Tabi 4.5 inç değerde ekranın Alt ve üst taraflarında yer verilen iki büyük hoparlör One Mini 2'yi biraz uzun bir telefon yapıyor. Bu da işaret parmağınız için üst tarafta konumlandırılan uyku tuşuna ulaşmanız konusunda bazen ufak sıkıntılar yapabiliyor. Cihazın ön tarafında dikkat çeken unsurlardan bir tanesi olarak 5 megapiksel derindeki selfie yani öz çekim kamerasını gösterebiliriz. Kameranın yanında gelen arama ve mesajlara göre bildirim ışığı da konumlandırılmış. Alt tarafa geldiğimizde ise One M8'de olduğu gibi HTC logosunun yanında tuşların kaldırıldığını ve dokunmatik ekranın alt kısmına yerleştirildiğini görüyoruz. İlk başta kaba görünse de uygulama açtığınızda veya internette gezinmeye başladığınızda bu tuşların da otomatik olarak ortadan kaybolduğunu ve dokunduğunuzda geri geldiğini görüyorsunuz. Böylelikle yer kaplamıyorlar. Telefonun yan taraflarına baktığımızda ise tek parça olarak tasarlanmış ses tuşlarını ve nano sim kart girişi ile birlikte micro SD kart girişini görüyoruz. Arka tarafa baktığımızda ise flash ışığı ile birlikte 13 megapiksel değerdeki kamerayı görüyoruz. Bu arada kalınlık oranları ile ilgili ufak bir karşılaştırma yapmamız gerekirse HTC One Mini 2'nin başarılı bir tasarımı sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak One M8 ve One Mini ile kıyasladığımızda One Mini 2'nin bu iki modelden biraz daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. HTC One 9.3 mm kalınlık oranına sahipti. One M8 ise 9.4 mm. ilk One Mini de 9.3 mm kalınlık oranında. Ancak One Mini 2'nin 10.6 mm kalınlık oranında olması haliyle hemen dikkatleri çekiyor. HTC One Mini de 720x1280 çözünürlük oranıyla karşımıza çıkmıştı. Bu oran 4.5 inçlik One Mini 2 ekranında da korunuyor. Super LCD 2 ekran teknolojisinin kullanıldığı ekran yine Corning'in Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor dokunduğunuzda ekran size akıcı ve yumuşak bir his veriyor. Yalnızca dokunmatik hissiyat değil, görüntü kalitesi de başarılı. Farklı açılardan kullanıldığında da One Mini 2'nin net ve tok renkler sunan bir ekranı olduğunu görüyorsunuz. Oyun oynarken veya video seyrederken ekranın nasıl bir iş çıkardığını daha net anlıyorsunuz zaten. Tabi yoğun güneş ışığında görüş düzeyinde düşüşler oluyor. Ama bu önemli bir sorun teşkil etmiyor. Ekranın parlaklık düzeyi de gayet yeterli seviyede. One Mini 2, Qualcomm'un Snapdragon 400 chipseti ile geliyor. Ancak bu kez çip çekirdekli değil de 4 çekirdekli bir işlemci var. 1.2 GHz değerdeki Cortex-A7 işlemci, 1 GB RAM ve Adreno 305 GPU'su ile desteklenmiş. RAM ve GPU değerlerinin One Mini'dekilerle aynı olduğunu ekleyelim. Peki performans nasıl? Ürünü Antutu'da test ettiğimizde 16604 puan elde ettiğini gördük. Bu pek de yüksek bir puan değil. Ancak sonuçta incelediğimiz telefonda bir amiral gemisi performans modeli değil. Deep Trigger 2 ve Temple 2 gibi güçlü 3 boyutlu oyunları oynadığımızda uzun süreli kullanımlarda birçok kullanıcının merak ettiği ısınma sorunlarına karşılaşmadık. Performans da oldukça iyiydi. Bu da telefonun gönül rahatlıkla kullanabileceği anlamını taşıyor. Menüler arası geçişler, uygulama açılma hızı ve çalıştırma performansları başarılı. Zaten Yer verilen Sense 6 arayüzü ve HTC'nin BlinkFeed uygulaması sayesinde rahatlıkla gezintiye çıkabiliyor. Birkaç dokunuşla birçok farklı kaynaktaki bilgiyi tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Cihaz Android 4.4.2 KitKat kullanıyor. Telefonda 13 megapiksel değerinde bir ana kamera yer alıyor. Böylelikle 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Yanında bulunan flash ışığı da düşük ışıklı ortamlarda güzel çekimler yapabilmenize olanak sağlıyor. HTC Son çıkardığı amiral gemisi ve mini modellerinde bize güzel kameralar sunmuştu. Aynı gelenek One Mini 2'de de devam ediyor. Özellikle ışık düzeyinin iyi olduğu ortamlarda başarılı video ve fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Birçok kullanıcının çok hoşuna giden, ekranı istediğiniz noktasına dokunarak ışık düzeyini ve netlik ayarlarını ayarlama fonksiyonu kolaylıkla güzel pozlar elde etmeniz için birebir. Ayrıca fotoğraf çekim ve kamera seçenekleri arasında gezintiler de gayet hızlı Işık ayarlarından çözünürlüğe, çeşitli efektlere kadar birçok seçeneğiniz de bulunuyor. Gelelim ön kameraya. Son zamanlarda selfie çılgınlığı yaşandığı bir gerçek. Kullanıcılar artık ön kameralara daha önce olmadığı kadar fazla ilgi göstermeye başladı. Bu durum üreticileri de harekete geçirdi ve artık ön kamera yalnızca bir ikinci kamera olmaktan çıkmaya başladı. Hem görüntü kalitesi hem de çözünürlüğü artan ön kameralarla karşılaşmaya başladık. HTC One Mini 2'nin kamerası da başarılı diyebileceğimiz bir selfie. Türkçesiyle de öz çekim kamerası. Gelelim ses kalitesine. Birçok HTC modelinde olduğu gibi One Mini 2'nin de en çok dikkat çeken taraflardan biri boom sound hoparlörler oluşturuyor. Ön kısımda yer verilen bu büyük hoparlörler çok güçlü ve temiz ses sunumlarıyla adeta kulakları okşuyor. Müzik dinlerken, video izlerken veya oyun oynarken sesleri ne kadar güçlü ve temiz geldiğini daha rahat anlayabiliyorsunuz. Bu arada telefonun yanında gelen kulaklık sayesinde aramalara cevap verebiliyor ve müzikleri durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. Kulak içi olarak tasarlanan bu kulaklıklar ki yanında ek başlıkları da bulunuyor. Ses kalitesi konusunda oldukça iyi iş çıkarıyor. Ayrıca kablolar da kolay kolay birbirine dolanmayacak cinsten olarak tasarlanmış. One Mini 2'de çıkarılamaz 2110 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Bu batarya normal kullanımda size bir gün boyunca yeterli oluyor. Ayrıca ikisi birçok firmanın yaptığı gibi güç tasarrufu konusunda yazılımsal deneyimleri de kullanıcılara sunuyor. Böylelikle bu mod sayesinde telefonda o an kullanmadığınız birçok uygulamayı devre dışı bırakarak güç tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Sonuç olarak HTC One Mini 2 ile şık bir deneyim sunuyor. Özellikle cihazın tasarımı ve kullanılan premium malzeme One Mini 2'yi rahatlıkla ön plana çıkarıyor başarılı ekran ve güçlü hoparlör sayesinde de zengin bir multimedya aracına sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. HTC One Mini 2 ülkemizde 1599 lira fiyat etiketiyle satılıyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.